Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte DJI Action 2 aksiyon kamerasını inceliyoruz. DJI yeni bir aksiyon kamerası duyurdu geçtiğimiz aylarda ve ben de elime ulaştır ulaşmaz bu kamerayı test etmeye başladım. Beni takip edenler bilir, ben uzun süredir çeşitli videolarımda ve farklı aksiyon kameralarını kullanıyorum. Hatta Action'ın bir önceki sürümü, yani ilk sürümü de bende vardı ve uzun bir zamandır, yaklaşık 2 yıldır da bu aksiyon kamerasını da kullanıyorum. Şimdi Action 2, Action 1'den farklı olarak biraz daha radikal bir tasarımına gelmiş ve hani DJI burada demiş ki ben farklı bir şey üreteceğim, farklı bir ürün yapacağım. Tamamen önceki sürümden birçok şeyi değiştirmiş. Özellikle tasarımda çok büyük değişiklikler var ki özellikle bu tasarım tarafı çok dikkat çekici, bazı radikal ve devrimsel değişiklikler içeriyor. Bunun dışında özellik anlamında da geliştirilmiş bir model var DJI Action 2. Şöyle gördüğünüz gibi, bakın şöyle göstermiş olayım. Çok küçük ve böyle neredeyse hani bu nasıl bir kamera dedirtecek kadar da ilginç bir ürün. Her zaman ben yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Ürün böyle elimde gördüğünüz gibi aslında neredeyse bir objektiften oluşan bir aksiyon kamerası. Arka yüzünde de bir ekranımız var. Dokunmatik ekran vasıtasıyla kullanıyoruz. Üst kısmında bir tane düğmemiz var ki bu düğme oldukça büyük. Bunun dışında herhangi bir bağlantı, herhangi bir USB girişi, herhangi bir micro SD kart girişi vesaire bu üründe bulunmuyor arkadaşlar. Bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Peki şarj nasıl yapıyoruz? Bellek kartı gerekirse ne yapıyoruz gibi sorular geliyor aklınıza. DJI burada farklı bir strateji geliştirmiş arkadaşlar. Şöyle burada görüyorsunuz, mesela bir combo kit olarak geçiyor bunlar. İki farklı combo kiti var. Bir tanesi ekran kiti, bir tanesi de pil kiti olarak geçiyor. Ekran kitinde şöyle bir ürün geliyor size, bir beraberinde böyle bir ürün veriliyor. Bunun üzerinde hem bir batarya var, yani pil var ki bu pil aynı zamanda bu cihazı da şarj edebiliyor. Hem de micro SD kart yuvası var, hem de ön yüzünde bir adet ekranımız bulunuyor. Şöyle takıyoruz ki manyetik bir mekanizma var. Şöyle kenarlarından tuttuğumuz zaman çıkarttığımız bir manyetik mekanizma var. Aslında bu ürünün en önemli özelliği bu manyetik mekanizmalar. Çünkü bütün aksesuarlar ve bütün diğer böyle hani bu ürüne takılabilecek cihazlar bu manyetik sistemle birbirine tutturuluyor. Örneğin böyle geliyorsunuz, bakın bu şekilde taktığımız zaman bu böyle bayağı da sağlam bu arada, bakın düşmüyor da yani. Mesela şu an açtım ben cihazı. Şöyle açtıktan sonra da bir de ön yüzünü gösterelim size. Ön yüzdeki açıyı da görmüş oluyoruz. Böyle kendimizi çekebiliyoruz istersek. Buradan da hem buradan hem de ön yüzden ve hem de arka yüzden görüp istersek de bu ekranları kapatabiliyoruz bu arada. Şöyle bunu da kapatmış olayım. Şimdi bendeki ürün ekran sürümüydü, combo kitiydi. Bunun bir de pil olanı da var. Yani burada ekran yok, tamamen pil ve bu pil de doğrudan doğruya kamerayı şarj ediyor. Bu fiziksel görünümden bahsettim. Biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz ama bu tablo çok detay bir tablo olmayacak arkadaşlar. Detayını açıklama kısmında vereceğim. Genel bazı özelliklerini bu tabloya koydum. DJI Action 2 1/1.7 inçlik CMOS bir sensörü var. Objektifimizin diyafram açıklığı f2.8, 155 derecelik bir görüş açısı sunuyor. 1.76 inçlik dokunmatik bir ekranımız var. 12 megapiksellik fotoğraf çekme özelliği var. 10 metre su altında kullanılabiliyor bu ürün. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Sadece bu kısım su geçirmiyor. Eğer böyle combo kitle suya altında kullanmaya kalkarsın veya üzerine su sıçrarsa su geçirme özelliği oluyor. Ne yazık ki sadece bunda bir su geçirme özelliği var. Bunu da altı özellikle çizeyim. 4K 120fps video kayıt yapabiliyor. 54 gram ağırlığı var ve üzerinde 32 GB'lık depolama alanı olduğunu da söyleyeyim. 580 mAh'lik bir pilimiz var ve 1080p 30fps içinde 70 dakikalık bir pil ömrü olduğunu belirtelim. Gelelim ön ekran modülüne. Yani şimdi ben de bu olduğu için bunu anlatıyorum. Az önce bahsettiğim bir de pil modülü var. Onun özelliklerine ayrıca bakarsınız ama bendeki bu olduğu için bundan biraz da bahsedeyim mi sizlere. Bu üründe 64 gram bir ağırlığı var. 3 adet mikrofon var üzerinde. 256 GB'a kadar micro SD kart desteği bulunuyor. 1300 mAh'lik pil. 160 dakikaya kadar bir kullanım süresi veriyor. Ön ekranla beraber kullandığımızda ve 1080p 30fps videolar için arkadaşlar. Ürün çok güzel. Gerçekten de ben ürünü çok beğendim. Bu arada yeri gelmişken kutu içerisinden de bahsetmek istiyorum. Çok zengin bir kutu içeriği var ve kutu içeriği de az önce bahsettiğim bu manyetik sistemlerle, aslında mekanizmalarla uyumlu. Mesela şöyle bir tripod bağlantı yuvamız var. Alt kısmında bir standart 1/4 inçlik bağlantımız var. Şöyle alıyoruz makinemizi şu şekilde taktığımız zaman, bakın bayağı da sağlam bu. Bu da çok zor dönüyor yani. Bayağı kendi sıkıştırılmış bir mekanizma var burada bu diyor. İstersek de şöyle de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu çıkarttık. Böyle yapboz gibi, Lego gibi. Bakın böyle de
kullanabiliyorsunuz. Çok, bu benim çok hoşuma gitti. Yani böyle hani onu takıyorsunuz, onu çıkartıyorsunuz. Artı şöyle standart aksiyon kamerası bağlantısı olan, ki bunların detaylarını vereceğim size, şimdi göremeyebilirsiniz. Direkt bağlantımız da var. Onu da yine bu şekilde takabiliyoruz. Artı normalde pek olmayan ve pek karşımıza çıkmayan ilginç bir çözüm daha var. Böyle bir şöyle bir askımız var. Bakın bunun boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu askıyı boynunuza takıyorsunuz ve içinize, tişörtünüzün gömleğinizin içine koyuyorsunuz. Şöyle küçük bir aksesuarımız var. Bunu da kameramıza nasıl takıyorduk? Şöyle, evet, taktık ve buradan bunu çeşitli tabi açılara dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle yaptık diyelim ki. Şöyle yaptık da bunu ayarlamamız lazım. Ben şimdi tam yani böyle çok alelacele yaptım ama düzgün ayarlarsınız. Bu şekilde böyle ellerinizle çekimler yapabiliyorsunuz. Hani iki eliniz boştayken düzgünce ayarlarsanız çok da güzel oluyor. Böyle aksesuarları var. İlginç aksesuarları olmuş. Hepsi bununla kutudan çıkıyor bu arada. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü bunları hani para verip alabilirsiniz ama ne gerek var, zaten var. Bir de şöyle bir aksesuar çıkıyor. Bunu da muhtemelen telefonunuza bir yere, arabaya falan takmak için kullanabileceğiz. Muhtemelen burası tutmaçlı bir şeydir. Arabada mesela bunu takıp kullanabilirsiniz. Bir vantuzlu sisteminiz varsa ona yapıştırma bir mümkün olur. Bu şekilde de çıkıyor. Bir de kablomuz çıkıyor. Şimdi biraz da kullanımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Söylediğim gibi bu ürünün üzerinde herhangi bir şekilde, yani ana gövdenin üzerinde herhangi bir bağlantı girişi yok. Peki nasıl kullanacaksınız? Şimdi iki yöntem var. Birincisi ya bu combo kitten alacaksınız ki zaten tek satılmıyor bu arada. Combo kitten birini aldınız işte, eğer pil de olsa ekran da olsa üzerinde zaten giriş oluyor. Bu şekilde bellek kartının yuvası burada var. Micro SD, bir de USB girişi var. Buradan yapıyorsunuz. Bir de DJI Mimo uygulaması var. Biliyorsunuz daha önceki modelde de bu kullanılıyordu ve aynı zamanda Osmo Pocket'ta da yine DJI Mimo'yu kullanabiliyorduk ama onun için DJI Mimo'yu fiziksel olarak bağlamak gerekiyordu Osmo Pocket için. Action'da da kablosuz olarak yapabiliyor. Bunu da kablosuz olarak yapabiliyorsunuz. Yani oradan da görüntüleri işte telefonunuza aktarıp oradan bilgisayara aktarmak gibi birazcık dolambaçlı bir yol olsa da öyle bir yöntem de var. Ya da doğrudan doğruya böyle bir combo kit aldığınız zaman buradan USB kabloyu taktığınız zaman zaten direkt bilgisayar görüyor. Ayrıca bilgisayarda bunu webcam altında kullanabiliyorsunuz. Zaten takıldığı anda soruyor size. Bunu webcam olarak kullanmak ister misiniz gibi bir soru soruyor. İsterseniz öyle de kullanabiliyorsunuz. Kullanımı vesairesini ben beğendim. Çok zor değil. DJI Mimo uygulaması da birçok ayarı yapabildiğiniz, birçok özelliğini uzaktan kontrol edebildiğiniz bir hale geliyor. Tabii ki Wi-Fi sınırları içinde yapabiliyorsunuz bunu. Hangi modlar var, hangi özellikler var? Birazcık ondan size bahsedeyim. Şurada ekranımda var benim. Onları, notlarım vardı burada. Çekim modlarına bakalım. Çekim modlarında fotoğraf var, video var. Quick Clip var. 10, 15 ve 30 saniye kısa video çekebiliyorsunuz. Yavaş çekim var. 1080p, 4K ve 8K oluyor. 2.7K ve 4K'da da 4x hızında olabiliyor. Timelapse tarafı var. Timelapse'de Hyperlapse var. Auto, X2, X4, X10, X15 ve X30 olmak üzere. Normal timelapse var ama timelapse'i geliştirmişler. Önceki sürümde de vardı bu ama burada işte kalabalık, bulutlar, gün batımı ve özel olmak üzere farklı ayarlar bulunuyor. Ayrıca bu timelapse'in diğer ayarlarını da işte DJI Mimo'ya bağlarsanız oradan çok daha farklı özellikleri de görebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Gelelim titreşim engelleme modlarına. Birinci modda kapalı, yani hiçbir şekilde titreşim engellemi kullanmıyorsunuz. İkinci modda steady. Üçüncü modda rock steady. Dördüncü modda horizon balance ve son modda ise horizon steady özelliği bulunuyor. Şimdi son modu aktif ettiğinizde şöyle bir güzellik oluyor. Kamerayı ne kadar çevirirseniz çevirin, açınız değişmiyor. Siz her zaman bu şekilde bakmış oluyorsunuz. Diğer modlarda da gerçekten de çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Yani titreşimsiz böyle akıcı videolar çekebiliyorsunuz. Bunun örneklerini ben bu videonun çeşitli yerlerine koyacağım. Onları da izlersiniz ama şimdi önce bu 4 modu da nasıl işe yarıyor onu bir izleyelim. Ardından tekrar incelemeye devam edeceğiz. Evet, şu anda geniş açı ayarladık, ultra geniş açı modu ve steady, yani titreşim engelleme özelliği de kapalı. Açık alanda yürüyorum. Ses kaydı da bu şekilde. Her yönden alıyorum sesi. Bu arada epey müzikli ortamda yürüyorum arkadaşlar. Muhtemelen bir ezan sesini de duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İsterseniz sadece ön tarafta, istiyorsanız sadece arka taraftaki mikrofonda kullanarak video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu DJI Action 2 aksiyon kamerasıyla. Şimdi stereo özelliği açtım. Titreşimi birazcık engelliyor. Birazdan rock stereo özelliğinde açacağım. Yine ultra geniş modunda ama tabi stereo açınca birazcık kadraj daralıyor ister istemez. Şimdi rock stereo açtım. Kadraj çok da daralmadı, hatta genişledi biraz. Stereo'ya göre söylüyorum en azından. Yine mikrofon ayarları vesaire aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir farklılık yok. Açık havada yürümeye devam ediyorum. Az önceki çekimlerle arasında yaklaşık işte bir 15-20 saniyelik farklar var. Onu da belirtmiş olayım. Şu anda bu çekimi horizontal balancing modunda yapıyorum. Horizontal balancing modu da işte bu şekilde. Şöyle
Evet, otomatik olarak dönüyor galiba. Evet, horizontal balancing de bu şekilde bir bize bir imkan sağlıyor arkadaşlar. Şu anda horizontal study modunda kayıt yapıyorum. Horizontal study modunda da görüntü biraz daha daralıyor. Ama işte bu şekilde, şimdi ters çevirdim mesela cihazı. Bu şekilde görüntü hep aynı şekilde kalmış oluyor. Muhtemelen siz de bu şekilde görmüş oluyorsunuz diye tahmin ediyorum. Gelelim kameranın görüntü açısına. 155 dereceye kadar ultra geniş açı kullanabiliyorsunuz ama bunu her modda kullanamıyorsunuz. Örneğin 4K'ya aldığınız zaman mesela bu mod aktif hale gelmiyor. Yani ultra geniş açı modunu kullanamıyorsunuz ama 1080p'de bu söylediğim üçünü kullanabiliyorsunuz. Standart bir görüş açımız var, geniş açımız var, bir de ultra geniş açımız var. Bence bu ultra olayı iyi olmuş çünkü DJI Action'da yani önceki sürümde böyle bir şey yoktu. Açıyı ayarlayamıyordunuz. Bence GoPro ile arasındaki en önemli fark buydu. Bu model de o özellik gelmiş artık DJI Action 2'de açıyı da ayarlayabilirsin. Yani çok geniş olsun ya da çok dar olsun işinize yarıyor bu da özellik. Neden? Mesela ben otomobil çekimleri yapıyorum. Orada biraz daha geniş açı olsun istiyorum çünkü aracın içinde çok fazla detay vermek istiyoruz. Ama ne yazık ki DJI Action'da veremiyordum bunu. Ama bu ürünle Action 2 ile bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Kalitesine şimdi 4K 120fps çekiyor dedik. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten de birkaç çekim yaptım. İnanılmaz yüksek bir kalitede video kayıt yapabiliyor. Fakat şöyle bir sorun var. Özellikle kapalı mekanlarda mesela burada ben odamda yaptığım çekimlerde aşırı ısınma sorunu ortaya çıktı. Ve yorumlara falan baktım. Bazı yorumlarda evet böyle bir sorunun olduğu da yazılmış. Birkaç incelemede vesaire de gördüm. Bununla ilgili bir ayar var cihazın üzerinde. Yani aşırı ısınma modunu nasıl ayarlıyorsunuz? Yüksek ya da normal gibi bir seçenek var. Bendeki hani o normal dediğimiz seviyedeydi. Belki yükseğe getirirsem biraz daha uzun kayıt yapabilirdim ama cihaz aşırı ısınıyor. O normal dediğimiz seviyede bile arkadaşlar. O yüzden orada birazcık bence pek olmamış. 4K çekmediğim zamanda bile ısınma oldu. O yüzden birazcık bu ürün böyle sokakta veya böyle hani işte motosiklet kullanırken, araba kullanırken ya da bir aksiyonun içindeyken çok daha serin bir şekilde kullanılır gibi geliyor. Kapalı mekanlarda ya da ısının çok olduğu açık alanlarda birazcık bu ısınma sorunu zorlar gibi geliyor. Onu da altı özellikle çizmiş olayım. Cihazın kullanımı gerçekten de kolay. Ayarlara ve diğer tüm seçeneklere işte bu ekranın farklı farklı yerlerine dokunarak veya belli hareketler yaparak ulaşabiliyorsunuz. Örneğin böyle yukarıdan aşağı parmağımızı çektiğimizde çeşitli ayarlara ulaşabildiğimiz menü geliyor. Bu ayarlar içinde de bir sürü şey var. Sesli komut var. Sesli kontrol yapabiliyorsunuz. Titreşim özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Cihazın çeşitli aksiyonlar yaptığındaki seslerini açıp kapatabiliyorsunuz. Titreşim önleme gibi özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda sesle ilgili bazı ayarları da yine bu menüden yapabiliyorsunuz. Burada hangi mikrofonları nasıl kullanabileceğinizi de söylüyorsunuz. Örneğin öndeki mikrofonu kullan, arkadaki mikrofonu kullan, tümünü kullan gibi seçenekleri de yine bu menülerden ayarlayabiliyorsunuz. Yani menüler kolay. Daha önceki modelde de artık gerçekten de kolaydı. Burada da gerçekten de hani böyle rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin mesela mikrofon tarafına geldiğimizde stereo ya da mono'yu ayarlamanız mümkün. Gürültü engelleme azaltma yani rüzgar sesini azaltma özelliği var. Aynı zamanda yönlü ses işte ön ve arka ve tümü gibi seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. İşte bütün ayarları buradan böyle parmağınızı şık 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 çekilen videoları izlemek gibi özellikleri de yine buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki DJI Action 2'nin ben nesini beğendim, nesini beğenmedim? Biraz da bundan size bahsedeyim. Öncelikle bu geniş açı olayını çok sevdim. Gerçekten de çok yüksek bir geniş açısı var ve GoPro'yu aratmıyor bu taraftan. Onu söyleyeyim. İkinci tarafta arkadaşlar kompakt yapısını beğendim. Bu manyetik sistem de hoşuma gitti ve gerçekten de sağlam. Yani bayağı böyle. Bakın buradan mesela şöyle bir yapalım. Şu an bakıyorsun mesela şu an kayda girdik hatta bir kazara. Şöyle bakın çıkmıyor. Yani sadece manyetik değil aynı zamanda burada kilitsel bir sistem de var. Bunlar tutuyorlar ve çıkmıyor arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Artık kullanımı da çok kolay. Hemen açıyorsunuz ve kayda başlıyorsunuz. Herhangi bir şekilde uğraşmıyorsunuz vesaire. Bunları beğendim. Beğenmediğim tarafı ısınma meselesi. Bu gerçekten de sıkıntı olabilecek bir konu. Zaman zaman sizi zorlar gibi geliyor. Hani ileride buna DJI bir güncelleme getirir mi? Bir firmware güncellemesiyle bu sorun biraz daha kolay kullanım haline getirilebilir mi? Bilmiyorum ama şu anda bir ısınma sorunu var. Onun da altını özellikle çizeyim. DJI Action 2'nin beğenmediğim tarafı ise üzerindeki 32 GB'ın biraz yetersiz kalması. Özellikle 4K 120fps video çekecekseniz bu combo parçasını da takamıyorsanız eğer sulu bir ortamda kullanıyorsanız ya da bir arabanın kenarına koyduğunuz vesaire hani dış etkenlere maruz kalacak bir ortamda kullanacaksanız mecburen böyle kullanmak zorundasınız. Ama o zaman da 32 GB bence birazcık yetersiz kalıyor. Özellikle de böyle yüksek çözünürlüklü çekim yapmak istediğinizde yetersiz olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere DJI Action 2 aksiyon kamerasını anlatmaya çalıştım. Bence yenilikçi bir
ürün olmuş, ilginç bir ürün olmuş. Muhtemelen DJI özellikle bu FPV drone dediğimiz drone kullanıcılarının beklentileri çerçevesinde bir ürün geliştirmiş. Çünkü şöyle göstermiş olayım. Bakın bu DJI Action 1, bu da ikisi. Bu ikisini yan yana koyduğunuzda ne kadar küçük ve kompakt olduğunu siz de görüyorsunuzdur ekranda muhtemelen. Bunu bir şeyde kullanmak zor, açık söylemek gerekirse. Drone üzerinde kullanmak zor ama şu ürünü kullanmak çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Kutudan bir sürü aksesuar çıkıyor. Ha yetmedi derseniz AliExpress üzerinde farklı üreticilerin, mesela Ulanzi gibi, mesela ben zaman zaman ürünlerini burada anlatıyorum size. Birçok ürünü de yine alıp farklı farklı ilginç, yani DJI'nin kendi geliştirmediği ama ihtiyaca göre tasarlanmış farklı aksesuarları da bulup bu ürünle beraber kullanabilirsiniz. Bence güzel, hoş ve çok iyi bir çözüm olmuş bu manyetik tasarım meselesi. Gelelim DJI Action 2'nin fiyatına. Ben bu incelemeyi yaptım. Tarih itibariyle ürünün fiyatı yaklaşık 7700 TL civarında idi. Bu rakam benim test ettiğim sürüm olan combo ekran kitinin fiyatıydı arkadaşlar. Yani dual screen combo kitinin fiyatı 7700 TL civarında. Özelliklerine baktığımızda, sunduklarına baktığımızda fiyatın normal olduğunu söyleyebilirim. Çok ucuz değil, çok pahalı da değil. Normal bir rakamda olduğunu söyleyebilirim. DJI Action 2 ile ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmıyor tüm konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.